Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım afiyettesinizdir. Bugünkü bölümümüz Uncharted 4 olacak. En son 3. bölümde bırakmıştım. Şimdi 4. bölüme başlayacağız. 4. bölümde şöyle, en son durduğumuzda Nathan Drake'in kardeşi, hani büyük abisi, hapishaneden kaçacaktı Alcazar'la beraber. Onun hikayesini göreceğiz. Nasıl oradan kaçmış, kurtulmuş. Yani kim buna aracılık yapmış da hapishaneden nasıl bir şekilde kurtulmaya çalışmış. Bakalım, inşallah güzel bir hikaye olur. Bu arada izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Şuralarda bir yerde olacak. Şurada mı? Neyse artık. Onu siz orada göreceksiniz. Oradan abone ol butonuna basarsanız sevinirim. Bir de like atarsanız mükemmel olur. Teşekkürler ediyorum size şimdiden. Hadi bölüme başlayalım. Hikaye Hector Alcazar başta. Bakalım. Bu arada Uncharted serisini oynayan arkadaşlarım varsa eğer aranızda şu 1 ile en son, yani şu 4'te olan grafik farklarını gördüyseniz eğer, yani muazzam ya. Ya her seferinde söylüyorum da yani böyle şey yapmayın. Ben cidden diyorum, hani böyle grafik olsun, işte küçük detaylara aşırı böyle takılan bir insanım. Hani böyle küçük bir şey olsun, yaprağın tanesinin bile üzerinde işlemesini iyi yaptılarsa ben ya o oyunu biterim yani. Başladık yine. Ama ilk önce şunu yapalım. Nerede bu? Seçenekler diyelim. Ses diyelim. Ses ayarları, ses efektleri. Şunu azaltalım. Müziği azaltalım. Diyalog sesleri olsun burada. Sinematik şu da 18'de falan. Tamam diyelim. Geri ses çıkışı yok. Stereo iyidir. Tamamdır. Geri. 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 Tamamdır. Başlayalım haydi. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Haydi bakalım reis. Bunu ne zamandır planlıyordun? Buraya adım attığımdan beri. Buraya adım attığımdan beri. Samuel, hadi. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Vay anasını. Ha, Samuel'di. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Vay babam vay. Dünyaya iyilik ediyorsun sen. İşte lazım olacak. Nasıl kumanımdan hatırlıyor musun? Yani baba. Evet, hatırlarım herhalde. Abran todas las puertas. Ne dedin? Bunu yaparsan bir isyan başlatırsın. Haklısın. İyi, amacımız da o zaten. Başladık. Haydi reis. Gel bakalım. Gel baba gel. Geber. Geber lan geber. Sen kimsin lan? İpin ne? Lan mermi bitti. La var mı mermi burada? Şarjör, şarjör. Hadi gidelim. Onları sağa yakalayalım.
Oğlum geri. Yat. Bizi bellemeden gidelim buradan. Gördün mü? Plan işe yarıyor. Evet gördüm. Sağ ol. Peki şimdi? Estamos en posición. ¿Están listos? Ne diyorsun sen ya? Samuel, bir yere saklan. Tamam. Neden? Dediğimi yap. Oğlum bu ne yapıyorsun lan? Sen iyi misin? Evet. Evet iyiyim. Estamos bien. Bunlar kafayı yemiş la. Este gringo. El gringo es la zombie. Lan. Geber lan. Lan. Hoy. Geber. Lan! Kime sıkıyorsun? Hanginize sıkayım lan? Gel lan buraya. Gel geber. Gel lan buraya. Puşt. Estamos bien. Samuel siper al. Oğlum sen de dakika başı siper al diyorsun lan, ne yapacaksın? Yine mi? Oğlum hapishaneyi yıkacaksın, az bir sakin durun. Bombayı kullanmadan. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki reis? Saklan. İşte yine başlıyoruz. Sen gittin tamam, şuradakileri al. Şu mermileri toplayayım bir. Tamam da ben gerideyim zaten. Allah Allah. Samuel kardeşim, sen resmen benim demek istediklerimin hepsini diyorsun. O yüzden benim konuşmama gerek kalmıyor. Vay babam vay. Geberin lan. Aa bu ölmese iyi. Gördüm. Dayı sen ne yapıyorsun? Hapishaneyi yıkmak kararı almış resmen. Yani kaçmaya değil, din hapishaneyi yıkıyor. Ulan manyak la bunlar. Geberin lan. Efendim. Fırla. Koruyun bizi beyler. Kaçıyoruz. Hadi Samuel, iç şunu. Hayır, ben iyiyim.
İyiden bile öteyim aslında. Al, susuz kaldım. Hadi iç. Sağ ol. Samuel Drake'in bir sonraki adımı ne? Bir sonraki adımım ne mi? Önce banyo yapacağım. Sonra gerçek bir yatakta uyuyacağım. Oo. Belki de yanımda yatacak güzel sıcak bir vücut bulurum. Ulan şerefsiz. Kardeşimin izini sürerim. Bunlar iyi bir başlangıç olur. Evet. İyi olur. Peki sence Avery'nin hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Bilmiyorum yani. Amerika'ya dönüp araştırmaya devam edeceğim. Ne kadar? Başlayana kadar bir şey söylemem zor. Yerini bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet ama... Bak, Avery öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış, tamam mı? Ama elimde bazı sağlam izler var. Tamam. Dur. Hey, sakin ol bey. Seni severim Samuel. Daha da önemlisi, sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu. Ben hazineyi bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Damayon kuşuyor. Tamam. Sorun şu ki... Şu anda kafam bir yığın şüpheyle dolu. Hector, dinle beni. Hazineyi kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. Ne kadar sürer? Yavaş lan, ne yapıyorsun? 6 ay. İnsanlar çok tembel. Hep ihtiyaçları olan süreden daha fazlasını isterler. 3 ay. 3 ay. Hazinenin yarısı. Becerebilir misin? Söyle. 3 ay. Hazinenin yarısı. Şimdi. Eğer kaçarsan, ya da hazineyi saklamaya kalkarsan, ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya kalkışırsan, haberim olur. Ve hiç ummadığım bir anda orada olurum. Ve o noktada ölüm erişemeyeceğin bir merhamet olur. Dayı çok iyi pazarlık yapıyorsun. Vallahi diyorum, ben bile gaza geldim şu an. Al. Hadi. Kalk. En yakın kasaba. 10 kilometre uzakta. Şu yönde güneşin doğuşuna doğru. Dışarıda güneşin doğuşunu görmeyeli epey zaman oldu. Dayı, sen seviyor mu, sövüyor mu belli değil ya. Peki ya bulduğunda? Nasıl olacak? Merak etme. Zamanı geldiğinde payımı almaya gelirim. Bu yana suerte sevmiyorum. Ya biraz kendi dilinde konuş. Yani Alcazar gitmeme izin verdi. Ve işte buradayım. Bu hiç iyi olmamış. Niye? Gider kaldığımız yerden devam ederiz ve... Kaldığımız yerden mi? Sam, kaldığımız yer falan yok. Rafe ve ben kaçtıktan sonra Rafe, Aziz Dismas katedralinin çevresindeki tüm arazileri satın aldı. Haftalarca didik didik aradık. Avery'nin hazinesi orada değil. Gerçi bu Rafe'i durdurmadı. Salak herif. Yıllardır kızıyor ama hala bir çömlek bile bulamadı. Buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve eminim Rafe'in elinde bu yoktur. Neymiş o? İnsan internette harbiden de ilginç şeyler bulabiliyor. İyi de Aziz Dismas'ın haçı bu. Emin misin? Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı ve boş da hatırlarsın. Ha, siktir, bu hala sağlam. Avery birden fazla haç yapmış. Yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey... Hala bunun içinde duruyor büyük ihtimalle. Uyanıkça kal senir Sam. Bu nadide parça. 3 gün sonra açık artırmaya çıkarılacak. Rossi malikanesinde. Rossi malikanesi mi? Orayı biliyor musun? Evet.
Bir şeyi merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesini davetiye almayı nasıl planlıyorsun? Şey ya, bir davetiye ihtiyacımız yok desem mesela. Tamam peki. O kalantorlara direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteği koydursam bile paramız yine yetmez. Ama evet, sen onu oradan çalacaksın ha? Hayır. İkimiz çalacağız. Ne? Aa, hayır olmaz. Hayır abi, bak ben yapamam. Ben bıraktım. Ne? Hayır bak. Hanım köylü olduk desene oğlum. Ayrıca piyasada bu tür bir işi gayet iyi halledebilecek daha donanımlı insanlar var. Mesela kim? Ne bileyim ben mesela... mesela Charlie Cutter olabilir. Hayır. Ben hayır, hep bu tür hayır, işleri bu hayır, adama yaptırıyorum. Hayır, kesinlikle olmaz. Ne Charlie'ye ne de ismi telefonda kayıtlı başka birine hayatımı emanet edemem, anladın mı? Bu işte sana ihtiyacım var. Hadi ama sen, başka bir yolu olmadı. Kalan süreye bakarsan yok. Ve Alcazar'a göre de yok. Oğlum kanser olacağım. Kaç dal içiyorsun lan? Rezip bu kullanıyor ya. Hey, merhaba aşkım, ne haber? Evet bak, olanlara inanamayacaksın. James'in biraz önce elinde belgelerle ofise geldi. Hadi lan. Evet. Biliyorum, biliyorum ama görünüşe göre o Malezya işini kabul etmem gerekecek. Ulan gül gibi Eli'ye de yalan söyledin ya. Beklemezdim senden. Bir şeyler görebildin mi? Bir grup üst tabaka ayak takımı hırsız balo için hazırlanıp gelmiş. Ve salıvından hala bir iz yok. Daha epey vaktimiz var. Görünüşe göre depo malikanenin arkasındaki binada bir yerde. Oradan görebiliyor musun? Sadece üst kısmını. Kim bilir o depoya neler koymuşlardır. Biz sadece Avery'nin haçına odaklanalım, olur mu? Bilemiyorum. Eşine şöyle güzel bir şeyler götürmek istemez misin? Komikmiş. Lütfen işi basit tut. Tamam, basit. Eğer sadece ikimiz olsaydık iş daha basit olurdu. Sen... Şimdiye çoktan içeri girmişsin. Ama sorunsuz olmazdı. Sullivan'dan ses çıkmaması ihtimaline karşın yedek bir plan düşündün mü bari? Hayır, çünkü gelecektir. Peki ya yakalanırsa? Sam, müzayedeyi yürüten adamları tanıyor. Lak lak ede ede üst kata çıkacak, pencereyi açacak ve biz de içeri gireceğiz. Gayet sağlam bir plan. Aha. Pekala, tamam. Durma, söyle. Ya haçı kendisi için çalarsa? Hayatta yapmaz öyle bir şeyi. Victor Sullivan. Aynı Victor'dan bahsediyoruz değil mi? Evet, geçmişte çoğu kişiye kazık attı ama bize atmaz. Hayır, sana atmaz. Bak, hiç karşılıklı oturup konuşmadınız. Durumu basitleştirme. Ben ona güveniyorum, tamam mı? O aileden biri. Hayır, 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 hayır. Bak. Senin de ona güvenmeni istiyorum. Tamam, tamam. Bizim için gelecektir. İyi ama en azından düşünmen lazım. Ya bir şey olur da üst kata işte. Vay vay vay. Güven. Bizim yaşlı ihtiyar da iş başındaymış. Smokin'ini temiz tutmaya çalış. Vay. Sağ ol. Hırsızlığı bir kez yapan. Gidelim bakalım. Hala çıktığıma inanamıyorum. Seninle burada kafa kafaya. Oğlum çıkmadın ki, kaçtın. Aynen, ben de. Ama keşke daha stressiz şartlar altında olsaydım. Evet öyle. Ama manzara bu şekilde daha bir güzel. Değil mi? Çok güzel ya. Buraya daha önce de geldim. Yeşilliği yani severim. Üçüncü kez. Birkaç saçma işlerim olmuştu. Yani evet. Hı.
Üzerine kim çıkacak ki lan? Bak, köprünün altında açıkta bir kiriş var. Halatı oraya atabilir misin? Saçmalama, ne demek atabilir misin? Çocukken bize kafa tutuyordu. Hadi bir kere de yapalım ya. Şuna bir kapak olsun da. Lan! İşte her şey. Gördün mü? Evet. İkinci denemeye göre. Haydir Allah. Yapıştır bakalım. Evet. Gördün yakaladım. Aa, uzmanlaşmışız. Sıra yani. Bir tık daha. Bir tık daha, tamam. Şimdi nereye peki? Yani normal bir insan bunu yapamaz ya. Baksana, maymun gibi tırmanıyorlar resmen her tarafa ya. Ya bir git. Pekala, hadi bakalım. İlk denemede. Tamam ama kimse gösterişi sevmez. Pekala. Hadi Nathan. Hey, aşağı doğru inip buraya gelebilirsin. Tam arkanda. Biz zaten çoktan indik be güzelim. Tamam. Hadi bakalım. Tekrar. Tırman. Ah be çocuğum, normal bir insan gibi plan yapamıyor muydunuz? Ulan. Keçi gibi dağlara taşlara tırmanıyorlar. Şimdi maymun gibi ağaçta sallanıyor. Haydi tulla. Yavaş. Yavaş. Bene lista. Hey, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Tamam. Sorun yok. Tanrım, herifi gördün mü? Adamlar resmen ağır silahlanmışlar. Vallahi ben görmedim. Korkudan kafayı gömdüm direkt. Ya çıkmazsa? Onca yıl boyunca en çok özlediğin şeyler hep küçük şeyler. Haydi bakalım. Ya Allah. Pekala, aşağı gel. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Buraya nasıl çıkacağız? Şuradan deneyelim. Şimdi de bana sor. Peki ya. Şu keşiflerim var ya. Hani... Şuradan. Şuradan. Tırman. Haydi. Aleyhop. Aa, burası uygun görünüyor. Aa, sanırım riskli gibi diyecek. Oğlum biraz iyi bakışta ol lan. Her şey bir tane şey gibi, kaynana gibi laf diyor. Orada iyi misin? Gel de bir kendin gör. Evet, iyiyim. Kafa göz daldı lan bu taşa. Haydi. Ne yapacağız? Şimdi sen mi atacaksın onu? Kaçırsan ne komik olurdu şimdi. Eminim
olurdu. Ama ben kaçırmazdım. Ulan. Çık bakalım. Nathan? Bir şey unuttun galiba. Yani. Ha, dur. Oğlum fırlasaydınız dışarıya. Tamamdır. İyi misin? Evet. Nasıl görünüyorum? Jilet gibi. Önceden varmış gibi. Hadi gidelim. Tamam, hemen arkandayım. Vay babam vay. Sally? Bizimki Cugara'yı öttürüyor orada. Sahtekarlarla parti yapmanın nesini seviyorum sence? Nesini? Kapalı mekanda sigara içmene karışmıyorlar. Uzun zaman oldu. Hem de nasıl evlat? Ölü kardeşimi hatırlıyorsun öyle değil mi? Tabii. Vay anasını. 15 yıl. Evet. Dile kolay. Seni canlı görmek güzelsen. Hı-hı. Haçı alırken hayatta kalmasını sağlıyordum, olur mu? Evet, konu açılmışken. Ne olmuş o konuya? Gelin, size bir şey göstereceğim. Hoş geldin. Şuraya bak. Bu evrenin haçı. Siz aradığımız şey bu zaten. Buraya getirdiler. Satış sırasını değiştirmişler. Ve bunun için de bayağı para harcadılar. Ne kadar mesela? 10, hadi bilemedin 15 dakika sonra. Onu alabilmemizin bir yolu olmalı. Yüzlerce görgü tanığı gibi ufak bir ayrıntıyı unutuyorsun. Tamam, sadece dikkatlerini dağıtmamız lazım. Ne yapacaksın oğlum? Nasılmış? Allah. Geç ortaya göbek salla. Ama bunun bir yolu olmalı. Eğer korumalar bizim haça hamle yaptığımızı görürse. Peki ya bizi göremezlerse? Hayret bir şey, sanki hiç hapishanede yatmadınız ha. Eğer halletmen gereken pis bir iş varsa neyi beklersin? Işıkların kapanmasını. Vay kurnaz vay. Burası havalandırma. Elektrik. Evet işte burada. Yani oraya kadar tırmanıp ışıkları keseceğiz. Ve haçı karanlıkta alacağız. Oğlum yine mi tırmanacağız ya? O devreye girene kadar karanlıkta birkaç saniyemiz olacak. Yani ışıklar gittiğinde haçın yakınlarında bir yerde olmamız gerek. Evet ama fark edilmeden o kadar yaklaşmamız mümkün değil. Ya bir git. Antipasti? Ben anlayayım. Hayır diyetteyiz ya. Merhaba. Nasılsın? Ciao. Çapkın. Kafanı topla. Bir garson fark edilmez ama. Oğlum bu da ama şey çıktı ha, akıllı. İşe yarar bence. Pekala. Ben şalter odasına gidip elektriği keseceğim. Yani ben mi garsonum? En iyi yan kesici sensin. Peki. Sen de aşağıda haça göz kulak ol, tamam mı? Beklenmedik bir şey olursa bize haber verirsin. Anlaşılmıştır. Pekala. Bu işi kotarabiliriz. Hazır mısınız? Hazırım. Pekala. Beni takip edin. Bodrum katına gideceğiz. Vektör yıllar seni pek yaşlandırmamış. Sağ ol. Seni vegan olmama bak. Özür dilerim. Gerçekten. Şaka yapıyor. Ben hangisinin arkasına gideceğim? Victor'la gideceğiz. Victor muhabbetine doyum olmuyor. Anlat bakalım. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İlere giden kapı. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Abi seçilmek yanmış. Tabii Avrupa teknosunu çalmadan edemiyorlar. Burada hep müzik mi çalacak yoksa şey mi? Haydi girelim buraya. Lanet olsun.
olsun kitle. Hayır canım. Şimdi açabilecek miyiz? Hayır, elektrodik bu. Başka bir yol bulmamız gerekecek. Oğlum adamı dövün, aldın kartı. Gördün mü bunu? Kart sol arka cebinde. Evet. O iş bende. Hey. Bundan emin misin? Yani burada çok fazla göz var. Basit bir yürütme işini halledebilirim. Hadi bakalım. Görelim marifetini. Yaparsın bu işi. Yaparsın. Lan. Lan. Hadi gidelim. Bir de güvenmiyordu. Kapak olsun sağ Sam. Bir daha bize kafa tutma. Tamam. Pekala. Şu işi tekrar deneyelim. Bunlara ihtiyacımız olacak. Harika. İyi şanslar. Haberleşiriz. Yaşlı ihtiyar, ne yapıyorsun sen ya? Sakin. Eller yukarı. Sen de kimsin kız? Merhaba Victor. Merhaba Nadine. Sen de kimsin? Görmek ne güzel. Ama bu sefer seni ben yakaladım değil mi? Sanırım şunun gerçek bir silah olmadığına sevinmeliyim. İş kıyafetin olmayınca seni tanıyamayacaktım. Evet. Bilirsin işte. Arada sırada bazı işler için böyle süslenmek gerekiyor. Bu arada çok şık olmuşsun. Sen de hiç fena değilsin. Çok yabancı kaldım burada. Dilimizi bilen birine rastlamak ne kadar güzel, anlatamam. Amerikalı olsam bile razıyım. O konu için ailemi... Irkçılığa girme kız. Ben de bara gidiyordum. Bir şey getireyim mi? Zıkkım getir, zıkkım. Buzlu olsun. Birazdan dönerim. Dönmesen de olur. Nate? Duydun değil mi? Duydum tabii. Hatunun birine içki ısmarlattın ha? Evet. Ve hatun. İçki ısmarlayan kişi de Nadine Rose. Nadine Rose? Bir dakika, şu kiralık ordunun sahibi mi? Neydi? Coastline? Shoreline. Shoreline. Doğru. Anlaşmazlık yaşamıştın hani. Kibarca dersek öyle. Neyse ki bana karşı kin tutmuşa benzemiyor. Ben gitmeye hazırım. Pekala. Biz giriyoruz Sally. Sen de beladan uzak dur. Tamam mı? Bakarız. Tabii, durabilirsin. Hazır mısın? Evet. Hadi gidelim. Haydi başlayalım. Hizmetçilerin takıldığı yeri bulmak lazım. Bir tanesini mutfağın dışına çekeriz. Mutfağın yerini bulalım. Resmen ufak bir kasabayı beslemeye yetecek kadar yiyecek var burada. Zengin hayatı oğlum. Fakire fukaraya yaramıyor böyle şeyler. Ne yapıyor lan bunlar böyle? Yok. Aygır var sadece. Ulan gidelim buradan, bizi mermi yağmuruna tutarlar bunlar. Bu da ne böyle? Bu kapı bina planında görünmüyor. Tabii ki kilitli. Evet. Pekala B planı. İçgüdülerim her zaman iyidir. Tamam. Bayağı havalandırma kanalı var. Başka ne var? Buradan. Ya oğlum bir... Sen demeden ben geldim zaten buraya. Allah. Giriyoruz. Işık olmaz. Hadi bakalım. Elektrikte bir sorun var. Elektrikte değil lan, rutubet, rutubet.
İnsanın yanında sigara içen birinin olması iyi bir şey. Tabii koşmak zorunda değilse. Şarabın kokusu sağ olsun, kafamın güzel olmasına az kaldı. Allah'tan arabayı salayım bulundum. Varillerin arkasında. Şunu az ileriye itelim bakalım. Gidiyor mu, gitti. Bırak. Şuraya geç. Bayağı nadir. Evet, belki Alcazar güzel bir şaraba tamam. Şu burada, şurada. Bana pek olası gelmedi. Nereye gideceğiz? Hey, Victor'ın Nadine Rose'la konuşmasına endişelenmedi. Burada değil. Yani, şuraya bakayım. Burada yok. Ha, burada. Her beladan sıyrılır. Bunu nasıl çekeceğiz? Şuradan şunu al. Şunu da buraya getir. Tamam. Şunu şuradan şimdi al. Al 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 al. Bir el atsan. Elinde çakmakla geziyor oraya buraya. Bir işe de yaramıyor. Bir de abimiz olacak. Bu tarafa. Buradan çıkacağız. El atmana gerek kalmadı. Hay ağzında bin yaşa. Aynı şey dedi lan. Ya yani çok fazla bir iş yapıyor. Pekala. Hadi bakalım. Açıl susam açıl. Tamamdır. Haydi bakalım. Havalandırma göründüğünden ufakmış ben. Ve daha da tozlu. Aynen. Burama kadar geldi be. Çok fena. Öf oğlum. Şu dumanın. Ulan bir temizleyin ya buraları. Havalandırın bir güzel. Ağzım yüzüm oldu ya. Evet, kapalı. Aç. Gir bakalım. Aman dikkat et. Haydi bakalım nereye çıktın? Tamam, çıkalım mı? Ne oluyor lan? Kim var oğlum? Ulan 2 dakika ayaküstü maçı mı izliyordun? O yüzden bir şey yaptın bize. Haydi daha çık dışarıya artık. Temiz hava bekle bizi. Haydi. Gel bakalım şimdi buraya. Hey şuna bak. Şu radyo kuleli binayı görüyor musun? Evet, sen görüyorum. Ne dedin? Neyse, elektrik paneli orada. Evet, doğru söylüyorsun. Bakalım şu kapıdan nasıl geçeceğiz? Tamam. Ne bu? Tamam. Anlaşıldı. Sen gel. Sen yukarıda, seni kaldıracağım. Pekala. Sam, sen hiçbir şey yapma. Tamam. Biz hamallık yapalım sağ. Hadi bakalım. Çık bakayım. Sally, şarap mahzeninden şimdi çıktık. Güç odasına gidiyoruz. Durum nedir? Sally, orada mısın? Sally karadan gitti lan. Umarım başına bir şey gelmemiştir. O kadın çok fenaydı. Onu gebertmiş herhalde. Belki bunu kullanabiliriz. Bir pencere bul, mutfağa geçeriz. Ah, güzel bir fikirmiş. Ben seni kaldırayım, sen de merdiveni hallet. Dur ben Nathan'ı bir daha deneyeceğim. Sally orada mı yok mu diye. Sally! Orada mısın lan? Orada değilmiş. Hadi bakalım. Niye çıkmıyoruz? Hadi bakalım. Biraz kilo aldık ya. Evlenmek yaradı bize. Tamam mısın?
Hadi gel bakayım. Saklan, saklan. Ne oldu lan? Selam. Bu ne selam? Bak istafacı. La bir git. Sivillere nazik davran sen. Ne? Adam donuyla ve birazcık da baş ağrısıyla uyanacak. Bu yollardan biz de geçtik biliyorsun. Doğru. Ben görevimi bitirdim. Sıra sende. Hadi bakalım. Gidelim. Peki ben elektrik paneline gideyim. Hadi tek başına işe koyalım. Sen iyi misin? Evet. Pantolon biraz dar geldi o kadar. Bugünlerde epey moda bu. Harbi mi? Roma'da Romalı gibi yaşamalı. Vay. İtalya göndermesi ha. Çok iyi. Neyse ben bal olur. Hemen sen ulan ne oluyor? Sesi bir tuhaf gelmeye başladı adama. Sally. Harika. Haydi bakalım. Dur bir dakika. Aynen. Seminelli çok iyidir. Bir de fazla yalancı birisi. O da bizim kitaba biraz ters. Haydi bakalım in. Çık bakayım çık 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 çık. Çıktı bakayım çıktı. Oraya kadar uzayamadı. Bu da benim gibi boydan kısa. Millet duyuyorsanız ben geldim sayılır. Birazdan oradayım. Gibi. Oğlum bir şey yap sonradan geldim de. Buradan oraya mı zıplayacağız lan? Ne yapacağız? Hı? O diyor mu? Çıksana oğlum. Niye çıkmıyor? Ha şimdi çıkacak. Şimdi 1, 2, 3 yapıştır. Hay Allah. Allah fitti adam gitti. Gitti çocuğum. Oh Nathan ah. Oğlum biraz uca geleceksin. Öyle zıplayacaksın. Acele davrandık ya. Lan baban. Lan. O kadarla yırttığınıza inanamıyorum. Ulan Sally, ulan Sally. Bir ay özgürlüğümüz elimizden alındı. Peki ata ne oldu? Neyse ki yanımızda bir sürü havuç vardı. Tanıdık birini mi gördün? Hayır. Öyle sanırım ama... Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl senin şu ortağınla tanışacağım bakalım? Drake? Kendisi artık eski ortağım. Hmm. Evet bir süredir tek başıma takılıyorum yani. yani öldüğü için mi? Yok canım. Bekle oldu diye. Son duyduğuma göre evlenip aile babası olmuş. Ha bir anlamda ölü sayılabilir değil mi? Ulan ibine. Victor Sullivan. Nasılsın bakalım? Rave. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? 10 yıl mı? Piç. 12? 15. Vay canına. O kadar yıl geçmiş ama hala ünlülerin malları için pazarlık yapıyoruz. Öyle mi? Ailenin işini yürütmüyor muydun sen? Ulan Ray. Yani rutin işim bu artık. Çok kazançlı bir işim varmış. Muhtemelen bu akşam açık arttırmaya giren her şeyi satın alabilirsin. Tabii ki alabilirim. Ama buna ne gerek var değil mi? Son günlerde gözüm sadece güzel şeylerde. Ne gibi? Hmm. Bu gece için bana bir tavsiyen var mı? Tabii. Ben de rakip arıyordum zaten. Ama aramızda kalsın müzayedenin sırasını değiştirdiklerini fark ettim. Hmm. Bana sorarsan birisi müzayedede hile yapmaya çalışıyor. Hmm. Nerede olduğumuzu unutma. Buradaki insanlar pek namussuz sayılmazlar. İşte bu yüzden böyle bir yerde sürekli arkamı kullanan birine ihtiyacım var. Siz ikiniz birlik mi oldunuz lan? Neyse hatırlattığım için kusura bakma. Ama bir Amerikalı için çalışıyorsun. İle. Bir şerefsiz bir de
Neyse artık siz anlamışsınızdır. İşlerinizi birleştirdiniz de. Birazdan bir sonraki açık arttırmamız başlayacak. Hadi sen de başla ya. Paramızı verelim alalım gidelim ya. Şunların tipini görmeyelim burada. Size iyi eğlenceler dilerim. Dur bir dakika Salih. Hayırdır oğlum? Nereden öğrendin sen bunu? Neyi? Bunu dediğin tam olarak nedir Reyf? Nedin? Sanırım ortağın içkiyi biraz fazla kaçırmış. Zırvalamayı kes artık ihtiyar. Haddini bil lan. Buraya ne hileler yaparak girdiğini bilmiyor. Ama eğer aklında Evren'in haçını oynamak varsa bu mekandan nasıl çıkacağını söyleyeyim sana ben. Ceset torbasının Reyf içinde. Neyse. Ne demek istediğimi anladım. İkinizi görmek çok güzel. İçimden pek öyle gelmedi ama neyse. Wait. Lanet olsun evlat, nereye kayboldun sen? Öldü mü lan o? Ha geldi. Allah'ına kurban. Tırman yavrum tırman. Millet içeride yesin içsin, sen burada dağları taşları der. Ha gayret yavrum. Tanrım, neden güç odasına gitmeyi ben seçtim? Bir kat daha tırma. Lan! Ya Allah, düşecek zannettim ha. Bir an düşeceğim zannettim oğlum. Haydi. Oh. Evet, şimdi şuraya doğru gidelim. Şuraya mı gitsek, şuraya mı? Şuraya gidelim ya. Hadi yan dön. Hı, tamam. Şuraya, şuradan. Tamam. Buraya gelsen bakayım. Hı, tamam. Ulan benim nefesim kesildi lan senin öyle tırmanmalarına. Haydi bakalım. Aha da dayı aşağıda. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Oğlum git da git git. Heh. Vardık sonunda. Beyler içerideyim. Az kaldı. Hadi bakalım. Şimdi, açın. Siktir ya. Sam, Salih orada mısınız? Lanet olsun evlat, nerelerde. Oh be. Başardım. Birkaç defa yakalanıyordum ama. Bak eğer elektriği keseceksen şimdi tam zamanı evlat. Pekala. Panele ulaşmam için bana bir dakika verin. Bir dakikamız falan yok. Reyf sizin haçı alıp buradan gitmek üzere. Ne? Bir dakika. Reyf mi? Reyf burada mı? Evet, Reyf burada. Ve an itibariyle en yüksek teklifin de sahibi. Pekala, fiyatı arttır. İyi de neyle? Bende o kadar para yok ki çocuklar. Blöf yap oğlum. Unuttun mu? Yap blöfü, bir yersen olacak. Yemez. En yüksek teklif 90.000, arttıran var mı? Beyler, eğer haçı almazsak beni ölmüş sayabilirsiniz. Evet. Eğer en yüksek teklif bende kalırsa da ölüyüz zaten. Salih, bana biraz daha zaman kazandırman gerek. Eğer teklif arttıran yoksa. Güven bana. Son bir. Son iki. Ah, siktir ya. Dene salonumuzda 100.000 avroluk bir teklif var. Grazie. Başka teklifimiz var mı? Teklifimiz 110.000 avroya yükselmiş bulunuyor. Battı balık yan gider artık. Fiyatımız? Merak etme. Birazdan oradan çıkacaksın. Umarım öyle olur. Pekala. Kilidi bir şekilde kırmam gerek. Hadi bakalım, hadi bakayım, hadi bakayım. Buradan gir, gir, gir. Olmuyor. Yok evet. Mu burada? Şuraya bak.
Orada da mı yok? Oğlum biz sabırlı ol da bir şey arıyoruz. Ha, sonunda. Gel bakalım. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Beyler. Hala beyler panele ulaştım. Hazır mısınız? Hiç olmadığım kadar. 3, 2, 1. Salih'den geldi. 500 bin avro. Ne diyorsun lan? Grazie. Teklifimiz 500 bin avroya yükseldi. Beyefendinin yeni teklifi var mı? Bir an için beni endişelendirdin Victor. Seni öldürmem gerekecekti. Tamam. Bu göt herifin gecesini mahvedelim hadi. Başka teklif var mı? Öyleyse son bir. Son iki. Yakın mumunu. 500 bin avroya. Arabaylar lütfen sakin olun. Jeneratör. Kapak sesi. Anla geldi. Ne oldu? Hani? Açılın, çekilin yolundan. Durdurun onu. Hey, durdurun o adamı. Sen kimsin lan? Siz gitmesine izin veriyorsunuz. Dilimizi biliyorsunuz. Sıkarım lan topuğuna. Tamam. Geri bas. Geri bas. Sen bana haça aldığınızı söyle. Oh be. Şu an yanımda. Selam vermek ister misin? Aleykümselam. Bu da şey gibi diyor ya, aksakalı dede gibi. Işığa gel yavrum, ışığa gel. Neyse arkadaşlar, burada bitirelim. İnşallah yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için size teşekkür ederim. İyi günler diliyorum sizlere. Teşekkürler. Her zaman da dediğim gibi büyüklerin ellerinden, çocukların da gözlerinden öperim. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın.